Evet, merhabalar arkadaşlar. Bu haftaki denememizin matematik çözümlerine bakacak olursak şunu söyleyebiliriz. Birinci sorumuzda ne demiş arkadaşlar? Koordinat sistemi ile alakalı bir soru. Utku kareli kağıt üzerinde koordinat sistemi ile doğrusal denklem grafiği çizme uygulamasını yapmıştır diyor. Bize verilenlere göre y eşittir 2x doğrusu ile alakalı arkadaşlar sormuş. Açılan demiş kağıtta katlama çizgisi cetvel yardımıyla çiziliyor. Böylece y eşittir 2x doğrusunun grafiği elde ediliyor. Utku'nun yapmış olduğu etkinlik ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Katlama çizgisi orijinden geçmektedir diyor. Şimdi arkadaşlar zaten iki tane bilinmeyen ve sabit terimiz olmadığından dolayı bu orijinden geçer. Bu doğrudur arkadaşlar. Kağıdın katlanmış hali budur demiş. Şimdi x'e ben arkadaşlar bir değeri verdiğim zamanki durumda. Y'nin değeri kaç yapıyor arkadaşlar? 2. Bakalım arkadaşlar şunu şöyle uzattığımız zamanki durumda gerçekten de arkadaşlar x'e bir değeri verdiğim zaman y'nin değeri 2 yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi mesela diyelim ki y'ye ben buradan eksi 4 değeri verdiğim zaman x'in değeri kaç yapıyor arkadaşlar? Eksi 2 yapıyor. Demek ki katlanmış hali bu şekildedir demiş. Bu da doğru. Katlama çizgisi eksi 3'e eksi 6 ile 5'e 10 noktalarından geçer. Eğer x'e ben arkadaşlar eksi 3 değeri versem y eşittir 2 çarpımda eksi 3 değeri versem y'nin değerini eksi 6 buluyorum. Gerçekten bu doğru. Ondan sonra x'e ben arkadaşlar 5 değeri verirsem şurayı için düşündüğümüz zaman 2 çarpımda 5'ten o zaman y'nin değeri arkadaşlar 10 yapıyor. Demek ki bu da doğru. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 1, 2, 3 doğrudur. Yani cevap Denizli şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet, bu soruda da arkadaşlar ne demiş? Emel lokantaya bir menü 60 TL ücret ödemiştir. Bu menüde içecek olarak sınırsız ayran verilmektedir. Yani Emel bu menüde istediği miktarda ayran yani y litre içmekte ancak ödediği tutar x TL değişmemektedir. Demek ki x eşittir sabit kalıyormuş. X ne kadar kalıyormuş? 60 TL eşit oluyormuş. O zaman x eşittir 60 TL olması gerekiyor. O zaman bu şıkkımız gider. Ayran ile ödediği tutar arasındaki ilişkiye ait grafik aşağıdakilerden hangisi? O zaman bu da gider. Arkadaşlar y eşittir 60 demiş. Hayır, y eşittir 60. X eşittir bizim ne olması gerekiyor? 60 olması lazım. Çünkü x'imiz sabit kalıyormuş. Ayran içmekte ancak ödediği tutar x TL değişmemektedir diyor. Demek ki x TL'miz kaç olacakmış? 60 olacakmış. İçilen ayran miktarı ile ücret arasındaki ilişkimiz. O zaman cevap ne eşittir arkadaşlar? Bolu'ya eşittir şeklinde biz ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet, üçüncü sorumuzda Levent bir otomobil satış bayisinden kendisine otomobil alacaktır diyor. Bayinin Levent'e sunduğu dizel ve benzinli iki otomobilin özellikleri aşağıdaki tabloda veriliyormuş. Dizel ve benzinli iki otomobilin özellikleri bunlarmış arkadaşlar. Tabloda verilen bilgilere göre kaçıncı kilometrede iki otomobile yapılan masraflar birbirlerine eşit olmaktadır? X kilometrede diyelim arkadaşlar. O zaman arkadaşlar buradaki ödeyeceği masraf için birinci otomobil için ödeyeceği masraf bizim neye eşittir? Şu 3 tane sıfırları atsak gitse bunları ya da atmayalım gitmese. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şunu yapabiliriz. 150 binden arkadaşlar ne yapıyorum? Artı 700x diyorum. Eşit olacakmış arkadaşlar. 140 bin değil mi? Artı arkadaşlar 1200 şeklinde x ise eşit olması gerekiyormuş. O zaman bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa atarsam bunu ben bu tarafa atarsam 10.000 yapar. O da eşittir. Bunu bu tarafa atarsam arkadaşlar burası kaç yapar? 500x yapar. 500'e bölüyorum arkadaşlar. 500'e böldüğüm zamanki durumda şu ikisi gitti. O zaman x eşittir. Bizim kaç yapacak? 20. X 20 ise her 100 kilometrede arkadaşlar tüketilen yakıt tutarı dediğine göre o zaman 20'yi 100 ile çarparım. 20 100 ile çarparsam arkadaşlar bizim ne yapar? 2000 kilometre şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevabımız Adana şeklinde ne yapar arkadaşlar? Çıkar. Evet, dördüncü sorumuz aşağıda Dilek'in takı kutusu vermiştir. Dilek bu takı kutusunu ok yönünde şekil 2'deki gibi açıyor demiş. Takı kutusu kare prizma şeklinde olup ayrıtları üzerine verilmiştir diyor. Şekil 2'deki takı kutusunun önden görünümünde dörtgensel bölgeler 1 kırmızı ve 2 mavi şeklinde numaralandırılıyor. Numaralandırılmış bölgelerin santimetre içerisinde alanları cebirsel olarak hesaplanıyor diyor. Buna göre yapılan hesaplamalardan hangisi doğrudur diye söylemiş. Şöyle yapalım arkadaşlar. Eğer burası D, burası da arkadaşlar bizim D kadarsa demek ki şuranın uzunluğu aslında bizim ne yapması lazım? 2D kadar olması lazım. Ama şuranın uzunluğu C kadarsa demek ki şu uzunluğumuz baktığınız zaman şu maviyle göstermiş olduğum şu bölüm arkadaşlar bizim neye eşittir? 2D'den çünkü buranın tamamının uzunluğu bizim 2D kadar olması lazımdı. Şurası D kadar, burası da D kadar olduğuna göre açtığımız zamanki durumda 2D kadar olacak. 2D'den neyi çıkartacağız arkadaşlar? C kadar çıkartacağız. Bakın şu maviyle çizmiş olduğum yer 2D eksi C kadar. Peki aynen devam ediyoruz arkadaşlar. Şuranın uzunluğu zaten bize ne demiş? D kadar demiş. O zaman birincisinin şu alanı uzunluğu arkadaşlar bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Yani uzun kenarımız D kadarmış. Kısa kenarımız arkadaşlar 2D eksi C kadarmış. Ben bu ikisini çarptığımız zamanki durumda ne yapar arkadaşlar? 1 için düşünüyorum bunu. 1'in alan için.
2D'nin karesi arkadaşlar CD şeklinde söyleyebiliriz. Bakıyorum. Birin alanı 2D kare eksi DC demiş ya da CD fark etmez. O zaman cevap Adana şeklinde ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Evet, 5'in soru eğim sorusu arkadaşlar. Demiş ki saati oluşturan elemanlardan akrebin eğimi. Akrebin eğime baktığınız zaman arkadaşlar burada bizim nedir? Eğim 0'dır. O zaman bunun eğimi 0'dır. Yelkovanın eğimine baktığınız zaman arkadaşlar yelkovanımız şu şekilde arkadaşlar gitmiş. O zaman ben buradan bir tane dik üçgen elde ederim. Burası 1, 2, 3 birim. Arkadaşlar burası bizim 2 birim. Demek ki o zaman ne yapacak arkadaşlar? 3 bölü 2 şeklinde eğimini söyleyebiliriz. Saniyenin eğimine baktığımız zaman o zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Yine aynı şekilde buradan bir dik üçgen elde ederim. Şurası arkadaşlar ve aynı zamanda şurası. Şurası bizim 2 birim. Burası arkadaşlar bizim 1, 2, 3 birim. Ve o zaman arkadaşlar bunun eğimi de 2 bölü 3 birim kadar olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra ne yapacağız? Demiş ki sıralama yapın demiş. Sıralamaya göre o zaman akrebin eğimi MA en küçük olması gerekiyor. O zaman cevap nedir arkadaşlar? Ceyhan diyebiliriz. Çünkü burası 0'dır. MS bizim sonra 2 bölü 3 gelmiş. Sonra 3 bölü 2 gelmiş. O zaman cevap Ceyhan şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 6. sorumuz arkadaşlar. Yarıçapı R santim olan dairenin alanı pi çarpımında R'nin karesidir demiş. Volkan karton üzerine bir futbol sahası planı çizmeye çalışılıyor. Bu planda kenar uzunlukları ve orta saha yarıçap uzunluğu cebirsel ifadelerle gösterilmiş görmüş olduğunuz gibi. Futbol sahası dikdörtgen şeklinde, orta saha daire şeklindedir demiş. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Pi yerine 3 alın demiş. Orta sahanın alanı daire olduğuna göre o zaman arkadaşlar bu dairenin alanı pi çarpımında r'nin karesi. Yani 3 çarpımında arkadaşlar x artı y'nin karesi demektir. Bu da bizim neye eşittir arkadaşlar? 3 çarpımında x kare birincinin karesi, birinciyle ikincinin çarpımının 2 katı ikincinin karesi şeklinde söyleyebiliriz. Bakıyorum şu olamaz zaten, bu da olamaz. Demek ki orta sahanın alanı yanlış. Peki tüm sahanın alanına bakalım. Tüm sahanın alanı da arkadaşlar burası 5 çarpımında x artı y ile neyi çarpacağız arkadaşlar? Burası 10 ile 10 olduğuna göre demek ki şuranın tamamı aslında bizim neye eşittir? 20 çarpımında x artı y şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O zaman 20 çarpımında x artı y şeklinde söylüyorum arkadaşlar. Bunu çarparsan burası kaç yapar arkadaşlar? 100 çarpımında x artı y'nin karesidir. Bu da neye eşittir arkadaşlar? 100 çarpımında x kare artı 2x'i artı y kare deriz. Ben bunu 100'ü çarptığım zamanki durumda arkadaşlar neye eşit olur? O zaman cevap Denizli şeklinde söyleyebiliriz. O zaman cevabımız neye eşittir? Evet, 7. sorumuz. Aşağıda verilen zımbananın hareketli üst kısmının mavi doğru parçasının eğiminin %25 olduğunu söylemiş. %25 demek 1 bölü 4. Yani demek oluyor ki arkadaşlar dikey uzunluğun yatay uzunluğu oranı 1 bölü 4. Yani x eksi 1'in 3x artı 2'ye oranı 1 bölü 4. Ben buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 4x eksi 4 eşittir arkadaşlar 3x artı 2 yapar. Ben bunu bu tarafa gönderdiğim zaman x eşittir, bunu bu tarafa göndersem 6 şeklinde bulabiliriz. Zaten x kaç santim olduğunu söylemiş. Demek ki x'imiz kaça eşittir? 6 eşittir deriz arkadaşlar. Evet, 8. sorumuzda bir fabrikada tüm işçilere eşit miktarda maaş verilmektedir. Bu fabrikanın çalıştırdığı işçi sayısı ile toplam maliyet arasındaki ilişki aşağıdaki doğrusal grafikte verilmiştir diyor. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar 125.000'den 5.000 maliyetinden 125.000'e kadar gelmiş. Demek ki işçi sayısı ne kadarmış? 50 olduğu zamanki durumda. Ben bu ikisi arasındaki farkı bulurum arkadaşlar. Bu da bizim kaç yapar arkadaşlar? 120.000 yapar. 120.000 arkadaşlar kaça bölmem lazım? 50'ye böldüğüm zamanki durumda. Demek ki bir işçiye o zaman ne yapabiliriz arkadaşlar? 2400 kadar şey yapmamız lazım. Ödememiz gerekiyor. Yani şöyle diyebiliriz. Maliyetimiz demek ki arkadaşlar bizim 5.000. Artı o zaman demek ki her bir işçi için şöyle düşünebiliriz. 2400 kadar ne yapıyormuşuz? Veriyormuşuz. O zaman çarpımda ne diyeceğiz arkadaşlar? Biz buradan x diyebiliriz. Bu da bizim neye eşitmiş? Y'ye eşittir diyebiliriz. O zaman buradan ne yapabiliriz? Mesela diyelim ki buraya x'e ben bir değeri verdiğim zaman burası 5000 artı 2400'den arkadaşlar 7400 yapar. Demek ki 0 değeri verdiğimiz zaman 5000, 1 değeri verdiğimiz zaman 7400, 2 değeri verdiğimiz zaman 9800, 3 değeri verdiğim zaman 12200, 4 değeri verdiğim zaman 14600 şeklinde maliyet çıkar arkadaşlar. O zaman cevabımız neye eşittir arkadaşlar? Bol şeklinde ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, 9. sorumuzda ne demiş? Aşağıda bir kenar uzunluğu y santim olan 4 tane mavi kare verilmiştir diyor. Bu kareler kenarları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi birleştirilmiş. Şimdi burası eğer x kadarsa, buranın uzunluğu da y kadarsa demek ki şu uzunluğumuz arkadaşlar y eksi x kadar. O zaman şurası da arkadaşlar bizim y eksi x kadar yapar. Demek ki şuranın uzunluğu aslında bizim 2y ile 2y eksi 2x şeklinde söyleyebiliriz. Eğer burası y kadarsa o zaman şurası arkadaşlar bizim y kadar. Demek ki şuranın uzunluğu bizim neydir? 2y kadardır.
Yani bizden istenen nedir? Aslında 2y'nin karesinden neyi çıkartıyor arkadaşlar? 2y eksi 2x'in karesini çıkartıyor. Mavinin alanını bulabilmek için. O zaman ne yapıyorum? Bunun alanını buluyorum. Bunun alanına baktığımız zaman arkadaşlar burasını 4y kare yapar. Eksi diyorum. Peki şunun alanına bakıyorum. Bunun karesini aldığımız zaman arkadaşlar burası 4y kare. Sonra arkadaşlar eksi 8xy. Sonra arkadaşlar artı 4x kare şeklinde söyleyebiliriz. Şu eksi içeri tek dağıtmam lazım. Dağıttığım zaman 4y kare eksi 4y kare artı 8xy. Sonra eksi 4x kare şeklinde söyleyebiliriz. Şunlar birbirlerine götürür. O zaman cevabımız ne eşit olur arkadaşlar? 8xy eksi 4x kare. Yani cevap deniz. Evet, 10. sorumuz için şunu söylemiş arkadaşlar. Bir kurumda 4 farklı enstrümantal kursu verilmektedir. Bu kurslara önden bir defalı kayıt ücreti alınmaktadır. Önden kayıt ücreti için arkadaşlar buraya baktığınız zaman x'e 0 değeri verdiğim zaman 400 demek ki buraya arkadaşlar keman kursu için 400 TL, buraya 375 TL ödenmiş. Demek ki buraya 350 TL ödenmiş, buraya 450 TL ödenmiş. Önden verilen kayıt ücreti en az olan kurs keman kursudur demiş. Baktığınız zaman hayır arkadaşlar, değildir. Saz kursu olması lazım. Bunu eledik. Aylık ücreti en fazla olan kurs gitar kursudur demiş. Aylık demek ki buraya arkadaşlar 1 ay 150 TL üzerine eklenmiş. Demek ki 1 ay 150 TL'ymiş. İkinci şurada piyanoya baktığınız zaman 1 ay arkadaşlar 225 TL'ymiş. Saz kursu 1 aylık arkadaşlar 200 TL'ymiş. Gitar kursu da 1 aylık 175 TL'ymiş arkadaşlar. En fazla olan kurs gitar kursudur demiş. Yanlış arkadaşlar. Baktığınız zaman en fazla saz kursu 200 TL'ymiş aylık. Gitar kursuna 4 ay katılan bir öğrenci 1150 TL ödemiştir diyor. Şimdi 4 ay katıldığına göre o zaman 450 artı 175 çarpımda 4 yapacağız arkadaşlar. Baktığınız zaman bu işlemi yaptığımız zaman 1150 TL'ye eşit oluyor. O zaman cevap Ceyhan şeklinde. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Bunu söyleyebiliriz. Evet, 11. sorumuz. Bir mağazada satış fiyatları aynı olan x TL olan 2 tane ürüne farklı indirim seçenekleri sunulmuştur diyor. %15'lik ütüye indirim sunulmuş. Buna da arkadaşlar 35 TL'lik indirim sunulmuş. Anneler günü hediyesi olan Hale ütü yerine mutfak robotunu tercih ettiği için 13 TL daha fazla para ödemiştir diyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Buradan şunu söyleyeceğiz. X'ten demek ki biz ne yapmışız arkadaşlar? 35'e çıkartmışız. Yani aradaki farkları demek ki kaç oluyormuş? 13 TL'ye eşit oluyormuş. Eksi diyorum arkadaşlar. Bundan da %15'lik bir indirim yapılırsa o zaman X çarpımda arkadaşlar bizim kaç yapar? 100'den 15 çıkartırsam 85 bölü 100 yapar. 85 bölü 100'e çarptığımız zaman 13 TL'ye eşit oluyormuş. 5'e böldüm 17. 5'e böldüm arkadaşlar burası kaç yapar? 20. Eksi 35 eşitliğin bu tarafa atarsak o zaman 20 ile de x'i çarparsak burası 20x eksi 17x bölü arkadaşlar kaç olacak? 20 o da eşittir kaç yapar? 35 ile 13'ü toplarsam 48 şeklinde söyleyebiliriz. Bu 20x'ten 17x çıkarsa 3x yapar. 3x bölü 20 o da eşittir bizim kaç yapar arkadaşlar? 48. 48 ile de 3'ü sadeleştirirseniz 16. 16 ile de 20'yi çarparsanız x eşittir arkadaşlar 320 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap nedir? Adana'dır. Burada isterseniz şıklardan da gidebilirdiniz arkadaşlar. Şıklardan gidip tek tek yaparsanız da zaten cevabın Adana olduğunu bulabilirsiniz. Evet, 12. sorumuzda aşağıda verilen cebirsel ifadeler a x artı 5 şeklinde çarpanlarla ayrılıyor. Bu işlemler çarpanların katsayıları tam sayı olacak şekilde yazılıyor. Bulunan çarpanlar özdeş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyormuş. Mesela şunu çarpanlarla ayırdığımız zamanki durumda arkadaşlar burası bizim ne eşittir? 4x eksi 5'in arkadaşlar neye olacak? Karesi olacak. Yani 2 tane 4x eksi 5, 4x eksi 5. Peki bunu çarpanlarla ararsak arkadaşlar burası bizim 2 kare farkıdır. 7x'in karesi ile eksi 3'ün karesi şeklinde söyleriz. Yani burası 7x eksi 3 ile 7x artı 3 şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Peki bunu çarpanlarla ayıracak olursak burası arkadaşlar bizim 6x artı 1'in karesidir. Çünkü 36x'i 6x 6x şeklinde yazarız. 1 1 diye yazarız. O zaman 6x artı 1'in karesidir. Bunu çarpanlarla ayırırsak 2x 2x. Burası da 2x şeklinde yazarsam 2x artı 2'nin karesi şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi bize verilenlere göre ne demiş arkadaşlar? Soruda şunu söylemiş. Torbadan rastgele çekilen bir kartta yazan cebirsel ifadeyle ilgili aşağıda verilen durumlardan hangisi imkansız olaydır? Değişkenin x olması bu imkanlıdır. Çünkü baktığınız zaman değişkenimiz x, değişkenimiz x, değişkenimiz x. Katsayılar toplamı 4 olması. Şuna baktığınız zaman 2x artı 2. Bunun katsayılar toplamı 4'tür. Bu olabilir. Sabit teriminin 5 olması, artı 5 olması. Sabit terimimiz burada eksi 5. Demek ki bu olabilir.
O zaman cevap nedir? Ceyhan şeklinde söyleyebiliriz. 7x artı 3 olması, baktığınız zaman 7x artı 3 arkadaşlar burada çarpanlarından bir tanesi var mı? Var. Demek ki bu da olabilir. O zaman cevap nedir arkadaşlar? Ceyhan şeklinde söyleriz. Evet, gelelim 13. sorumuza. Bir havuzun krokisi koordinat sistemine aktarılıyor demiş. Bu havuza demiş atlayan. Evet, bu havuza demiş atlayan yüzücü D noktası eksi 3'e 7 noktasında dalıyormuş. Bir kere arkadaşlar eksi 3'e 7 noktası deyince eksi 3 ilk önce x ekseninde sonra y ekseninde olması lazım. Eksi 3'e 7 noktası burası olabilir. Bir kere arkadaşlar burası 3'e eksi 7 noktası demiş. Eksi 7 noktası demiş. Bu B'yi eleriz. Burası arkadaşlar eksi 7 3 noktası demiş. Demek ki C'yi eleriz. Şimdi bizim ne kaldı? Bir A bir de D kaldı. Eksi 3'e 7 noktası. Sonra ne demiş arkadaşlar? Daha sonra demiş Y eşittir. Eksi X artı 4 doğrusu boyunca doğrusal olarak yüzüyor. Zaten bu doğrumuz arkadaşlar eksenleri kesen doğru olduğuna göre bir kere zaten Adana'nın da olamayacağını söyleyebiliriz. Çünkü bu doğrumuz arkadaşlar bizim ne eşittir? Y eşittir 7 doğrusudur. Ama bize y eşittir eksi x artı 4 doğrusu demiş. O zaman cevap Denizli şeklinde söyleyebiliriz. Veya şöyle de yapabilirdiniz. X'e 0 değeri verdiğiniz zaman y'yi 4 noktasına kesmesi gerekiyor. Y'ye 0 değeri verdiğiniz zaman x'i hangi noktada kesecek? 4 noktasına geçecek. Demek ki böyle bir doğru şeklinde ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Söyleyebilirsiniz. Yani cevap bizim Denizli'dir. Evet, 14. sorumuzda aşağıda dikdörtgen şeklinde alanı 1500 cm² olan bir not tahtası verilmiş arkadaşlar bize. Bu not tahtasında boşlukların alanı 1370 cm². O zaman 1370 cm² 1500'den 1370'i çıkartırsam 130 cm² şeklinde ne yaparım? Şu ikisini bulurum alanlarını. Birincinin alanı ikincinin alanından küçüktür. Birincinin alanı ikincinin alanından küçükmüş. Birinci not kağıdının alanı cm² cinsinden doğal sayıdır. Birinci not kağıdının kısa kenar uzunluğu 4 kök 2 santimmiş. Yani şurası 4 kök 2 eşit olduğunu söylemiş. Olduğuna göre uzun kenar uzunluğu en fazla kaç santimdir? Şıkları deneyeceğiz. Eğer burayı ben arkadaşlar 9 kök 2 olarak düşünürsem, 9 ile 4 çarparsam, 36, 36 ile 2 çarparsam 72. Buranın alanı 72 olursa arkadaşlar burası kaç yapar? X'ini toplama, şu x'ini toplama 130 olduğuna göre kaç yapar? 58 yapar. Ama bize ne demişti? Birincinin alanı ikincinin alanından küçük olduğunu söylemişti. Demek ki buna olamaz, olamaz. Bunu eledik. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Diyorum ki eğer 8 kök 2 olursa, şimdi burası arkadaşlar 8 kök 2 olursa 8 kere 4 32, 32 ile 2 çarparsam 64 yapar bunların alanı. 130'dan 64'ü çıkartırsam burası kaç yapar? 66 yapar. Gerçekten doğru mudur? Evet, birincinin alanı ikincinin alanından küçüktür. Olabilir. O zaman cevap nedir arkadaşlar? Bolu şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 15. sorumuz arkadaşlar. Burada ne demiş? Bir fırında demiş iki çeşit eşit sayıda ekmek üretiliyor. Üretilen bu ekmeklerin her kasasa 20 ekmek ve tek çeşit olacak şekilde artmaksızın kasalarda yerleştiriliyor demiş. Şimdi demek ki burada 20 TL'ye olmuş. Burası da arkadaşlar 25 TL'ye olmuş. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Bunlardan X birincisinden X kadar, X kasa kadar üretilse. Aynı durum arkadaşlar. Burası için de baktığımız zaman şurası için de bizim X kadar üretilmiş olacak. Çünkü neden? X'e eşit miktarda üretilmiş diyor. Tüm ekmekler satıldığında. Şimdi fırın üretilen ekmeklerden, birinci çeşit ekmeklerden 18 kasa, ikinci çeşit ekmeklerden 24 kasa ekmeği marketlere dağıtılıyor. O zaman ne yapabiliriz? X kasa kadar ürettiklerine göre o zaman X eksi 18'i markete dağıtılmış. Aynı şekilde X eksi 24'ü ne yapmış arkadaşlar? Markete dağıtılmış. Peki geriye kalanlarımız ne kadar? X'ten o zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? X eksi 18'i çıkarttığımız zaman geriye kalan arkadaşlar birinci kasa için düşündüğümüz zaman 18 eksi X kadar kalır. Bu birinci kasa için. Aynı şekilde ikinci kasa için düşündüğümüz zaman o zaman x'ten neyi çıkartacağız arkadaşlar? X eksi 24'ü çıkartacağız. Bunu çıkarttığımız zaman o zaman ne kalır arkadaşlar? 24 eksi x'imiz kalır. Bu bizim ikinci için düşünebiliriz arkadaşlar burada. Buna göre ne yaparız arkadaşlar? Buradaki ifadelerin yani elimize kalan bu ifadeler bizim neye eşitmiş arkadaşlar? Birbirlerine eşit olduğunu söylemiş. O zaman biz ne yapabiliriz arkadaşlar? 18 eksi x'i arkadaşlar 24 eksi x'i birbirlerine eşitleriz. Eşitleyecek olduğum zamanki durumda. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Bunlardan dikkat edecek olursanız bir tanesi bizim kaç liraydı? 20 liradan satılıyordu. Diğeri de bizim kaç liraydı? 25 liradan satılıyordu. O zaman 25 çarpımda arkadaşlar 24 eksi x. Burası da 18 eksi x çarpımda arkadaşlar kaç diyeceğiz? 20 diyeceğiz. Çünkü 20 liradan bir kasası satılıyordu. Çünkü buna göre demiş iki çeşit ekmekten kendi müşterilerinden kazandığı para miktarları birbirlerine eşit olmuştur demiş. Bu şu anda birbirlerine eşit oldu. Ben bunları dağıtacak olursam o zaman ben buradan ne yapabilirim arkadaşlar? Eksi bulabilirim. 18 arkadaşlar ne yapacağım arkadaşlar? Bunu çarpacağım. Yani 18 çarpımda o zaman 20 diyeceğiz. Eksi 20x. O da eşittir arkadaşlar. 24 çarpımda arkadaşlar 25 eksi 25x.
Bunu bu tarafa arkadaşlar attığım zamanki durumda o zaman 5x eşittir diyeceğim arkadaşlar. Bunları da bu tarafa atarsam arkadaşlar 24 çarpımda 25'ten 18 çarpımda 20'yi çıkarttığım zaman o zaman cevabımız arkadaşlar bizim ne kalır? 240 kalır. 240'ı da arkadaşlar 5'e böldüğümüz zamanki durumda arkadaşlar x bizim kaç yapar arkadaşlar? 48 yapar. Demek ki şunu söyleyebiliriz. Bu kasalardan arkadaşlar toplamda 48 adet üretilmiş. Aynı şekilde bu kasalardan da 48 adet üretilmiş. O zaman toplamda arkadaşlar biz ne yapabiliriz? Şunu söyleyebiliriz. 48, 48 daha 96 kasa üretilmiş. Her bir kasanın içerisinde de 20 tane ekmek var. O zaman toplam ekmek sayısı 96 çarpımda 20'den. O da eşittir arkadaşlar. Bizim kaç yapar? 1920 şekilde söyleyebiliriz. Yani cevabımız ne eşittir arkadaşlar? Ceyhan'a eşittir şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, 16. sorumuz Tuğba okulunda bazı sınıfların ve öğretmenler odasının konumunu koordinat sisteminde arkadaşlar üzerine koymuş. Tuğba öğretmenler odasının koordinat sisteminde başlangıç noktasına yerleştirmiş. Yani burada. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Tuğba öğretmenler odasını orijin olarak kabul etmiştir. Bu doğrudur çünkü öğretmenler odası orijindir. Tuğba'nın sınıfının bulunduğu nokta eksi 8'e 6. Eksi 8'e 6 noktası bizim kaçıncı bölgededir? Baktığınız zaman arkadaşlar burası eksi 8, burası da 6. Yani ikinci bölgede olması gerekiyor. 8E sınıfıdır demiş. 8E sınıfına bakıyorum arkadaşlar. Bu bölgede 8E sınıfımız var mı? Yok. Bu bölgede, birinci bölgede. O zaman nedir arkadaşlar? Bu yanlıştır. Yani cevap boludur. Tuba'nın işaretlediği 4 sınıfa ait noktanın ikinci bileşeni sıfırdır demiş. Yani şu x ekseni üzerinde baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 4 tane var. Doğrudur. Tuğba'nın işaretlediği sınıflardan bir tanesi sadece 3. bölgededir. 3. bölgede olan sadece bir tane noktamız vardır. Bu da doğrudur. O zaman cevap nedir arkadaşlar? Bolu şeklinde söyleyebilirim. Evet, 17. sorumuz aşağıda bir serada yerleştirilen, yetiştirilen bitkilerin kapladıkları alanlar veriliyor. Bu alanlar dikdörtgen şeklinde olup kenar uzunlukları üzerinde yazmaktadır diyor. Alanlarına bakalım. 2 kök 2 ile 4 kök 2'ye çarparsam 8 kere 2'den 16 yapar. Burası 2 kök 2 ile 2 kök 2'ye çarparsam arkadaşlar burası ne yapar? 8 yapar. Burası 2 kök 2 ile kök 2'ye çarparsam burası kaç yapar? 4 yapar. Buranın alanı da arkadaşlar 10 çarpımda 2'den kaç yapar? 20 şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Toplam alanımız kaç yaptı? Şu anda bizim arkadaşlar 48 yaptı. 48 demek ki 360'a eşitmiş. Burada şuna dikkat edebiliriz. 8, 4 yani papatya ve karanfil birbirlerinin iki katı. Yani açılar da birbirlerinin iki katı olması lazım. 60'a 40 demiş yanlış. 100'e 50 demiş olabilir. 60'a 30 demiş olabilir. 40'a 70 demiş olamaz. Bunun ikisini şu anda elemiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi. Peki buradan ne yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi şeyi bulabiliriz. Mesela diyelim ki 48'e 360 geliyorsa nanenin açısını bulabiliriz. 16'ya o zaman kaç gelecektir? Bu bunun kaç katı arkadaşlar? 3 katı olduğuna göre o zaman 3'e böleceğiz 360'ı. Kaç yapar? 120. Nanemiz o zaman 120 olacak. B şıkkıyla bizim C şıkkı kalmıştı. C şıkkında burası nane 90 demiş. Bunu da eledik. O zaman cevap Bolu şeklinde söyleyebilirim. Evet, bu sorumuz arkadaşlar insanda tansiyon demiş. Büyük tansiyon, küçük tansiyon olmak üzere iki sayı ile ifade edilmektedir. Fatma Hanım tansiyonu 12 ile 8 aralığında. 12 büyük tansiyon, küçük tansiyon 8'dir demiş. Fatma Hanım gün boyunca belirli zamanlarda tansiyonu ölçtürüyor. Elde edilen verilerle aşağıdaki çizgi grafiği oluşturuluyormuş. Fatma Hanım yetişkin bir insan olup tansiyonun normal olduğu değerler aşağıdaki şekildedir. Eğer büyük tansiyonsa 9 ile 12 arasında olacakmış. 9 12 de dahil olduğu zamanki durumda normal oluyormuş. Küçük tansiyon arkadaşlar 6 ile 9 arasında olacakmış. 6 dahilse normal oluyormuş. Tabloda verilen saatlerde ölçülen 10 değerden rastgele biri seçiliyor. Buna göre seçilen değerlerin normal olma olasılığı yüzde kaçtır diye sormuş. Şimdi buraya baktığınız zaman zaten büyük tansiyonumuz ve küçük tansiyonumuz arkadaşlar biri 10, biri 7 olduğuna göre demek ki bunlar normaller şu anda. Sonra şurası da arkadaşlar bizim demek ki normal. Burası arkadaşlar 8'e çıkmış yine normal. Çünkü 6 ile 9 arasındaydı bizim küçük tansiyonumuz. Burası 14'e gelmiş. 9 ile 12 arasında normaldi. 14'e geldiğine göre demek ki normal değil. Normal değil. Şurası 10'a gelmiş. Arkadaşlar burası 9'u geçmiş çünkü burası da normal değil. Buraya bakalım. Burası 13 normal değil. Buraya baktığınız zaman burası 8, 9, 6 ile 9 arasında arkadaşlar. Demek ki burası normal. Buraya baktığınız zaman 11 demiş. Yani 12'den küçük. O zaman normal. Burasına baktığınız zaman 7 gelmiş. Demek ki burası da arkadaşlar bizim normal. Şimdi 10 değerden baktığınız zaman 3'ü normal değil. 7 tanesi normal. Normal olma yüzdeliği 10 taneden 7 tanesi normalse yüzdelik olarak istemiş. O zaman yüzde kaçtır arkadaşlar? 70 şeklinde söyleriz. Çünkü ben bunu 10'la çarparsam burayı da o zaman 10'la çarpmam lazım. O zaman cevabımız %70 şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, 19. sorumuz Özger'in tabletinin hafıza kapasitesi 8 GB. Özgür'ün tabletinde bazı verilerin kapladıkları alanlar aşağıdaki tabloda veriliyor demiş.
Diğer uygulamalara baktığımız zaman burası arkadaşlar bizim neye eşitmiş? 3,74'e eşit olduğunu söylüyoruz. Burası arkadaşlar bizim neye eşittir? 1/4. Yani bu ne demektir? 0,25'e eşittir. Burası arkadaşlar 4'e eşitmiş. Bizden istenen o zaman yıldız kaça eşittir diye söylemiş. 3,74 sonra 0,25 sonra arkadaşlar 4'ü toplarız. Topladığımız zaman burası 9, burası 9. Burası da arkadaşlar kaç yapar? 7. 7,99 şeklinde ne yapabiliriz? Sonucu söyleyebiliriz. Peki o zaman 8'den ben ne yapıyorum? 7,99'u çıkartıyorum arkadaşlar. Çıkarttığımız zamanki durumda o zaman ne yapar arkadaşlar? 0,01 şeklinde. Demek ki gigabaytlık yerimiz kalmış. Demek ki bu da ne olacakmış arkadaşlar? Ders notları olacakmış. Bu bizim neye eşittir arkadaşlar? 1/100'e eşittir. Yani 1/100 demek 100^-1 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevabımız nedir arkadaşlar? Adana şeklinde sonucu söyleyebiliriz. Evet, burada da 20. sorumuzda bir manavda iki farklı kestane paketler halinde satılmaktadır. Aşağıda 1,5 kilogramlık ve 2 kilogramlık kestaneler ve satış fiyatları gösterilmiştir diyor. Kestaneler yukarıda görüldüğü gibi büyüklüklerine göre paketlenmiştir. Manavın pazar günü birinci kestaneden elde ettiği gelir, ikinci kestaneden elde ettiği gelire eşit olmuştur diyor. Şimdi demek ki burası 15, burası 21 TL olduğuna göre. O zaman ben bu ikisinin ekoklarını almam lazım. Burası 3x'da 5, burası 3x'da 7. O zaman bunların ekokları arkadaşlar bizim kaç yapar? 3x'da 5x'da 7, yani 105 şeklinde söyleyebiliriz. Yani elde ettiği gelir demek ki kaç olacakmış? 105. Bundan 105 TL gelir elde ediyorsa o zaman 105'i arkadaşlar ben kaça bölerim? 15'e böldüğümüz zamanki durumda. Bizim ne yapar arkadaşlar? Demek ki 7 tane paket satmış bundan. 7 paket. 7 paket olduğuna göre 7 paketimizin her biri 2 kilogramlık olursa 7x2'den 14 kilogramlık demek ki ne satmış arkadaşlar? Kestane satmış. Peki aynı durum burası için de geçerli. 105'i ben arkadaşlar 21'e bölersem demek ki burası kaç olacaktır arkadaşlar? Bizim 5. Demek ki bundan da 5 paket satmış. 5 paket sattığına göre her bir paketimiz 1,5 kilogram olursa o zaman 5x'da 1,5'tan o da kaç yapar arkadaşlar? Bizim 7,5 kilogram yapar. Demek ki burası 7,5 kilogram satmış. Bizden istenen en az toplam kaç kilogram kestane satmıştır diyor. O zaman yapacağımız işlem bu ikisini toplamak. Yani 14 ile arkadaşlar 7,5'u topladığımız zaman cevap 21,5 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap Ceyhan'dır. Merhaba arkadaşlar, test çözüyoruz ama nasıl? Her şeyin bir tekniği, püf noktası olduğu gibi test çözmenin de teknikleri, bazı püf noktaları var. Hadi gelin birlikte bu test çözme teknikleri nelermiş onlara bakalım. Ön yargılı olma, sorulara ön yargılı yaklaşmayın. Bunu hem pozitif hem negatif olarak düşünün. Yani bir soru için bu soru kolay ya, cevap A ya da bu soru zor, yapamam gibi aceleci ve ön yargılı düşüncelere kapılmamalısın. Her soruyu ya da şıkkı okumalısın. Ön yargılı ya da aceleci davranmak sana zaman kazandırmaz. Aksine zaman kaybettirir. Kalem kullan. Hem sözel hem sayısal soruları çözerken kalem kullanmak önemlidir. Sözel soruları çözerken önemli kelimelerin soru kökünün altını çizmek onlara vereceğimiz dikkati arttırır. Bu yüzden soru köküne daha fazla dikkat edebilmek için soru kökünün altını çizebilirsin. Sayısal sorularda ise işlemleri zihinden yapmak yerine kalem kullanarak yapmak işlem hatası yapma ihtimalimizi en aza indirecektir. Bu yüzden sayısal sorulardaki işlemleri mutlaka kalem kullanarak yapmalıyız. Önce soru kökü. Önce soru kökünü okumak aradığını bilmeni sağlar. Bu da bilgi bölümünü okurken aradığını bulmanı kolaylaştırır. Bu sayede süre de kazanmış olursun. Dikkat! Olumsuz ifade. İnsan beyni cümleleri olumlu okumaya meyillidir. Bu yüzden soruları okurken hangisi yanlıştır, değildir, olamaz ve benzeri kelimelere dikkat etmelisin. Soruyu okurken özellikle soru ifadesine, vurgusuna dikkat et. Tamamen, kesinlikle, ilk, soruda bu ve benzeri ifadeler yer alıyorsa çel derece seçeneklerde olabilir. Örneğin soruda ilk ifadesi varsa şıklar arasında ikinci ve üçüncü seçenekleri olabilir ancak doğru cevap ilk olandır. Soruda kesinlikle ifadesi varsa diğer seçeneklerde bir ihtimal olma ihtimali olan seçeneklerde olabilir. Ama bizim aradığımız cevap kesinlikle olacak olan seçenektir. Paragrafta önce soruyu oku. Soru ifadesini önce okumanın önemini az önce söylemiştik. Paragrafta bu önem iki katına çıkar çünkü paragrafta ne sorulduğunu bilmeyen bir beyin öylesine okur okur. Ama ne sorulduğunu bilen bir beyin paragrafta çözümü ara. Her cümleyi okurken cevap burada mı diye araştırır. Uzun sorular. Uzun soruların 2021 LGS'de çıkmayacağı söylense de her ihtimale karşı sana şu cümleyi söylemek istiyorum. Uzun sorulardan korkma. Çünkü soru metni ya da soru kökünün uzun olması içerisinde daha fazla ipucu olduğunu gösterir. Bu yüzden uzun soruları mutlaka okumalısın. İnatlaşma boş bırak. Bir soruyu çözemediğin zaman o soruyla inatlaşıp vakit kaybetmemelisin çünkü o zamanı diğer soruları görmek için kullanacaksın. Bazen sorudaki ipucunu o anda göremeyebiliriz.
ama o soruya işaret koyup diğer soruları çözmeye devam etmeliyiz. Test bittikten sonra geri döndüğünde o ipucunu yakalayabilirsin. Soru çöz. Bir günde çözebileceğin soru sayısını belirle ve bu soru sayısını haftalık olarak azar azar arttır. Birden 50-100 soru arttırma, gerçekçi ol. Farklı kaynaklardan yararlan. Özellikle MEB'in yayınladığı örnek soru ve testlerden yararlanmalısın. Bu sayede çokça soru tarzı görmüş olacak ve sınava girdiğinde birçok soru tarzını bildiğin için avantajlı olacaksın. Düzenli deneme sınavı çöz. Deneme sınavlarını kesinlikle önemse. Deneme sınavları bize hazır oluş durumumuz hakkında bilgi verir. Sınavların en önemli hazırlığıdır. Deneme sınavlarında gerçek sınav kurallarına ve süresine uymalısın. Bu sayede sınavın gerçekçi bir provasını yapmış olursun. Kodlama yöntemi. Teste yaptığın soruları cevap kağıdına geçirmek, yani kodlama yapmak oldukça önemlidir. Kodlamayı tek tek yapman zaman kaybettireceği gibi topluca yapmak da hata yapmana sebep olabilir. O yüzden kodlamayı gruplayarak yapabilirsin. Örneğin bir ya da iki sayfadaki soruları bitirince, yani yaklaşık 4 ya da 6 soru kodlama yapabilirsin. Evet arkadaşlar, bu videoda test çözme tekniklerini gördük. Bu teknikler ile hatalarımızı en az seviyeye indirebiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın.